TRT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 4 Temmuz Perşembe, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Ereğli minibüsün karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ereğli'de minibüsün karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde istasyon caddesinde meydana geldi. İstasyon caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı. Kazada yaya yaralandı. Yaralı yaya olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Ereğli Adliye binasında araç giriş ve çıkışlarında trafik güvenliği ve asayiş düzeninin korunması için Cağ Caddesi geliş ve gidiş yönlerine park yasağı uygulaması hasıl olmuş ve park yasağı levhaları dikilmiştir. Ereğli Adliye binasının araç giriş ve çıkışlarında trafik güvenliği ve asayiş düzeninin korunması için Cağ Caddesi geliş ve gidiş yönlerine park yasağı uygulaması hasıl olmuş ve park yasağı levhaları dikilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu nedenle adli konular için adliye binasına gelen vatandaşlarımızın araçlarını otogar kısmı adliye binası yanındaki otoparka bırakmamaları, Cağ Caddesi geliş gidiş ve adliye binası önü güzergahlarına araç park etmemeleri, park eden araçların çekildiği hususu bilginize sunarız denildi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez 28 ilçede 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen yaz spor okulları faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda kursa katılan öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez 28 ilçede 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen yaz spor okulları faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda kursa katılan öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı. Ereğli'nin bu kadar güzel spora düşkün gençlerini görmek çok mutlu etti beni. Maşallah, siz hoş geldiniz. Sevgili gençler, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ve kaymakamımız, sizlere spor anlamında her türlü desteği vereceğini her platformda açıklamakla birlikte bu yıl canlı olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ele dokunur, gözde Konya'nın 28 ilçesinde spor faaliyetlerine malzeme dağıtımında ve spor faaliyetlerine destek verme açısından canlı bir şekilde davranışta bulunmuştur. Her platformda Konya'nın tüm ilçelerinde spor okulu ve spor akademisi açacağını, siz tam gençlerin bu sporlarda her branşta yetiştirilmeye çalışılacağını, aynı zamanda yetenekli olanların spor akademisine seçilip ülkemizi temsil edecek derecede yetiştirileceğini dile getirmektedir. Bunun ilk örneği olarak seçildiği yılın İlk yaz sezonunda büyük miktarda spor malzemesi dağıtımı yapmıştır. Bugün burada bunu gerçekleştireceğiz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey gönderdiği hediyelerle birlikte size sağlıklı yaşamlar ve coşku dolu selamlarını iletiyorum. Kendisini bir alkışlayabiliyor muyuz?
Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, il müdürümüze ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza söz veriyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle spor yapmaya gayret ederek sağlıklı yaşamaya özen göstereceğiz. Gençlerimizin ve çocuk geleceğimizin teminatı sizlerin sporla her türlü buluşmasını sağlayacağız diyoruz. Spor yapmak isteyenlere tesislerimizin her an açık olduğunu bildiriyor. Başlayacak olan yaz spor okullarında güzel kabiliyetler kazanmanızı temenni ediyorum. Sağlıklı şekilde spor hayatınıza devam etmenizi istiyorum. Çünkü sağlıklı zihin sağlıklı vücutlarda bulunur. Hepinize başarılar diliyor. Aldığınız malzemeleri güzel bir şekilde kullanmanızı temenni ediyorum. Sevgilerle, muhabbetle. İsmini söyle abi. Bu neydi? Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği 4. Konya Çocuk Film Festivali başlıyor. Ben de bilemedim ki, böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle bu yıl 4.sü düzenlenecek Konya Çocuk Festivali 5 Temmuz Cuma günü kapılarını açıyor. Festivalde ücretsiz film gösterimleri, çocuk tiyatroları, çizgi film karakterleri, bilim gösterileri, söyleşiler, yazar buluşmaları, ücretsiz Luna Park biletleri ile çok sayıda sürpriz hediye ve etkinlikler yer alıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği 4. Konya Çocuk Film Festivali başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklara ve gençlere geleceği hazırlamak için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, Konya Çocuk Film Festivali'nin de sinema filmleri, bilim gösterileri, atölye çalışmaları, yazar buluşmaları ve yarışmalarla çocuklara hem eğlendiren hem de öğreten önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. Başkan Altay bütün çocukları ve aileleri çocuk festivaline katılmaya davet etti. Alkışlarımız Niro'ya için. Hoş geldin Niro'ya. Niro'ya bu mu ya? Karı bir Niro'ya bu mu? Bıçak mı? Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi,
ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven inovatif serisinden. Selenit. Fratven. Fratpen, Ereğli Bayi, Zirvepen, PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin, huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses, dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üç Göz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, alo paket 0332-712-11-0. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup, tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler, başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında, günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken, tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Bu akşam da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.